işte kimi destekleyeceksin? Kimseyi desteklemiyorum abi. Kimseyi? Yapılan icraat ortada. Her türlü hizmet, her türlü icraat onlarda. 60 liraya aldığımız ya kaç var olmuş? Siz niye kirayı mirayı düşünüyorsunuz? Halkın alım gücüne baksana sen şu anda. Tuvalet kağıdını savunuyorsan Tayyip Erdoğan'ı yaptığı kötülüğü de bana savunacaksın. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Sen söyle abisi. Ben bir şey demedim abi. Ben seni dinliyorum. Sadece seni dinliyorum. Kötüyse. AK Parti. Kim iyi derse ben inanmam. Adam burada 60 milyar kira ödüyor. Tayyip diyor ki 1 milyarı biz vereceğiz. Adam 59 veriyor da 1000 lira veremiyor mu? Kimseye ki... 30 milyar versin de görelim. Versin bakayım adam 60 milyar kira ödüyor. Esnaflara verecek. Sor bakayım bir tane esnafa. Hangisi halinden memnun? Abisi. Sor abi hangisi memnun? Sana bir şey söyleyeyim bak burada ben konuşuyorum. Kalben düşüneceksin aklen değil. Burada 60 lira öbür tarafta 600 lira kira. O da gitsin oraya o zaman. Niye veremiyor? Nasıl veriyor? Cumhurbaşkanı değil mi? Millete yardım etsin. Esnafa yardım etsin. Nasıl edecek onu söyle. Abi o sana 60 bin liraya abi tutmasın kim, orayı. Kim oy veriyorsa o düşünsün. Ya sen kendine bak tamam mı? Bak. Kazanamayan adam burada kira mı öder? Ya geç al. 100 lira kira veren var burada. Ya, gel köşe başına gel. 110 lira biri veriyor. 110 lira 140 lira da kime verdiğini de biliyorum. Nimetullah Kaya'ya veriyor. Söyle bakayım esnafların en yenisi kaç? Hepsi 20 yıl. Adam bir iş yapamasa 20 yıl burada niye dükkan açsın? Kaç tane eleman çalıştırıyor burada? Hepsi iş yapıyor ya. Bak adam satacak binasını, dairesini kimsenin haberi olmadan satın. Diyorsun da şu an varlık içinde, dakika, dur, varlık dur, dur, içinde dur. Millet var ya yokluk yaşıyor. Varlık içinde yokluk. Burası yeni el değiştirdi. Evet. Kaç trilyon para ödemişler onu bir sorsana. Gid içeri. Yeni ev sahibi bir dinle beni. Bir dinle beni. Kaç trilyon? Tamam da kazanamayacağını bilse niye versin diyor. Sen şuna git o ev sahibine de ki kaç trilyona 3 ay önce satıldı burası. Bir git sor. Bir git sor. Ne alakası var? O kadar kötüydü. 100 küsür trilyon niye ödediler oraya? Gencim. Abi sen neyi savunuyorsun? Ben anlamadım ki sen neyi savunuyorsun? Bak şimdi o toprak 100 küsür trilyon lira. Abi Allah için bu cadde, bu cadde kapanmadan önce kiralar 10'du, 7'ydi. Nasıl kapandı? Bak, nereden, nereye 50'den 100'e çıktı. Bana bak nereden nereye getirdin konuyu. Kusura bakma. Öyle bir şey yok abi. Ha, bu cadde kapandı şey, bak şu yürüyen halka bir bakar mısın? Her şey dolu. Şu yürüyen halka bir bakar mısın? O yol kapandı. O tane tut hangisi memnun? Tut abi 10 tane çevir. Yaşlar gelince, yaşlar gelince direkt telefon. Ha, 6 derecede bu kadar insan yürüyor. Madem kötüydü niye yürüyor? Gencim, gencim sen kalben düşün, aklen değil. Millet duysun da kaç para olmuş? Kaç para olmuş? 1.80 60 liraya aldığımız ya kaç para olmuş? Adam günlük çalışıyor, aldığı para bir onu bak sen ya. Ben onu siz niye kirayı mirayı düşünüyorsunuz? Halkın alım gücüne baksana sen şu anda. Şöyle diyeceğim ben sana. Bir dakika gelelim. Alım gücüne bak şimdi. Niye sen? Gelelim muhabbete bak. Sözümün başından beri konuşuyorum. Biz aklen değil kalben düşünmeliyiz. Ya, o tuvalet kağıdına düşüne bu hale geldik. Hep ya, kalben düşünüyor. Zam yapar ahlaksız tamam mı? Aklen düşünüyor. Ticaret. Ya, bu duruma getiren bak, sensin ama itidar. Ben miyim? Evet. Ya bırakın Allah'ı. Halit abi sensin. Oy verdik verdiysen sen bu durum onları bu duruma getirdin. Evet. Yaşadığımız ortamı konuşuyorum. Tayyip Erdoğan sana ne yaptı? Çok kötü. Çok kötü. Ne yaptı dedi? Hale geldi. Bana ne iktidar kim eğer şey yapıyorsa. Ha bak tuvalet kağıdını savunuyorsan Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kötülüğü de bana savunacaksın. Diyeceksin ki suçu budur. Edemiyor insanlar ya, Ahmet kardeşim. De olsa, Ahmet de olsa, Mehmet de olsa bugün biz bunu yaşayacaktık. 1500 liradan 4000 liraya çıkmış. Sen neyin peşindesin ya? 4000 lira bir ev kirası ya. Allah bak istemez. Anadolu Adliye Sarayı var. Bak Çağlayan'da da şimdi devlet demiş ki bu kadar zam yapabiliriz. Verme ödeme. Gitsin versin mahkemeye. Ev sahibi. Ya istediği gibi kolay çıkarıyor abi. Değil. Adam kolay yolunu buluyor değil. Çıkarıyor. Hiç boş hukuk var hukuk. Bak hukuk var. Hukuk var. Hiç konuşma. Neyse hepinize teşekkür ederim. Madem pahalı niye alıyorlar? Madem pahalı tuvalet kağıdı niye alıyorlar o zaman? Ha, bitiyor her şey bitiyor. Ya diyorlar efendim istiyorsun ben niye alıyorsun alma markette satamazsa indirsin fiyat. Ya abi ya tamam alıyorlar ki arttırıyor. Ya 140 lira 140. Şey söylüyor var, diyor ki eğer diyor o pahalı yağı siz alırsanız diyor tuvalet kağıdını alırsanız diyor. Ya ucuz yağ var mı nasıl bu insan yemeyecek? Ben anladın değil mi adam pahalıdan alıyorsa demek ki satılıyor ki fiyat artıyor. 210 lira böyle bir şey olmaz ben böyle bir şey görmedim. Sakin olalım burada ben ne oldu? Kira vermedim. Tamam sakin olalım. Son dönemimiz ve son çırpınışlarımız. Bu bırakacak herkes. Bir yağ olmuş 80 lira sen hala gelip burada savunuyorsun.
Yok durmuyor. 4 milyarla geri geçin. Bedava geliyor abla. Bedava mı geliyor? Evet, o zaman var. O yardım geliyor. Bir geçin bakayım. Nasıl geçineceksin? 20 lirayken 16 sene bana bedava geldi. Şu an parayla alıyorum. Gerçekten bir kursta. Nerede bedava geldi? Bir kursta çalışıyordum. Oradan ama şimdi 3 senedir parayla alırım. İşten ayrıldım pandemiden dolayı. Hiç de alabiliyormuşum. 20 lirayken de bedava geliyordu. Diyordum ki Allah'ım işten çıkarsam bu yağı ben nasıl alırım diye düşünüyordum. Ama şimdi 3 yıldır çalışmıyorum. 100 lira olmuş ya. Alıyorum. Vallahi hiçbir şeyden de esirgiyorsam Allah beni çarpsın. Bak. Her şey pahalı olmuyor. Şimdi yani bunu inkar edilemez. Ben önce hep kirası 900 lira verirdim. Şuna 1500 lira veriyorum. Şunu söyleyeyim. Sabahtan ben 3 market alalım bir un alacağım. Çocuklara bir şey un alacağım. Un bulamıyorum marketlerde. Neymiş abi zam gelecek bulamıyoruz. Un ya bildiğimiz un ya. Evet un bulamıyor marketlerde. Marketle ne alakası var? Abi o zaman bir çare bulsunlar. O zaman devlet büyükleri bir çare bulsunlar. Denetim eksikliği var. Denetim yapsınlar. Biz yani pahalılıklar değil. Bırak pahalılığı geçtik artık bulamıyoruz ya. Sabahtan beri 3 markete dolaşım, un yok diyor bana diyor. Ya çok sıkış bıkışıyız da biraz şöyle açsak şöyle sosyal mesafeyi buysak. Her şey o zaman. Devlet büyükleri o zaman müdahale etsinler bunları. Herkese göz yumuyor. Ya şimdi orada evet. Göz yumuyorlar abi. Denetlesinler. Hangi birini denetlesin? Adam 100 ya. Milyon adam tutman lazım. Biraz da insafı. O kadar değil canım, o kadar değil. Market kimin? A101 kimin? Bim kimin? Abi insaf var. İnsaf herkesin vicdanına koyacak. Zam yapmayacak. Diyor ki, ben şey olmaz ben yani. Diyor emekliyim. 2030 lira maaş alıyorum. Ben emekli değilim. Emekliden çalışıyorum. 3 tane kızım, 3 öğrencim var. Ben çalışıyorum. Kira da vermiyorum. Buradan karşıya gidip çalışıyorum. Ben 4000 lira maaş alıyorum. Ben 4000 liraya geçemiyorum. Abla nasıl kira vermediğim halde? 4000 lirayla ben 3500, 4000 lira geç. Zor geçiniyorum. Zor geç. Allah aşkına ben kimseye muhtaç gidip de dilenmiyorum. Abla demek ki bir geliri vardı. Başka yerde bir geliri var ki. Ona demek de doğru değil. Yok diyorsa ama yoktur. Ben 4000 lira, hani 4000'den yakın maaş alıyorum. Kira veremiyorum. Ya ben tek kişi için biraz zor. Pekala. Zor abi. Zor kardeşim. Pekala. Zor abi. Bir evde 2 kişi çalışırsa eyvallah diyorsunuz ya, ama. 2 kişi, 3 kişi çalışırsa anca geçinebiliyor insan. Ama tek kişiyse, 3 tane çocuğu varsa 4000 liraya. Lan mümkün değil. Bir de kira veriyorsa mümkün değil. Bir aileden destek bulacak ya bir şey olacak yani. Pekala. Çok teşekkürler. Devam edelim. Seçim 2023'te. Ben yapmayacağım abi. Ben seni hatırladım ya. Nereden abi? Daha önce röportaj yaptım. Yapmadım abi. Evet. Seçim 2023'te kimi destekleyeceksiniz? Kimseyi desteklemiyorum abi. Kimseyi? Siz. Hepsi AKP. Neden? Yapılan icraat ortada. Her türlü hizmet, her türlü icraat onlarda. Yani 1 kilo patates, 2 kilo soğana değişecek miyiz? Peki şimdi bir pahalılık var deniliyor dediğin gibi. Var. Bu pahalılık mesela yağın fiyatı, tuvalet kağıdının fiyatı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dünyada ekonomik sistem biliyorsunuz. Amerika sıkıştırıyor, içeride güçlerde kargaşalık yaratmaya çalışıyor. Sonuç bu. Sabredeceğiz. Önümüze bakacağız. İnşallah düze çıkacağız. Yani. Yani Erdoğan olmazsa diyor hiç kimse yapamaz. Olur mu abi? Yani Atatürk ölmüş de yıkılmamış bu cumhuriyet. Değil, yönetemez. Nasıl yönetemez ya? Bundan daha kötü ne olabilir ki yani? Mesela şu anda. Abi bence Mansur Yavaş yönetebilir. Mansur Yavaş'ın hangi icraatlerini beğendin?